Şimdi bir kadına gidelim. Sevgili Armula Merter. Bu hafta bakalım kimi konuk almış, neler konuşuyorlar. Hadi oraya bağlanalım. Bize nefes konuşmaya devam edelim. Merhaba. Şahane bir güzellik benimle birlikte. Tablo gibi olmuşsun bugün. Sevgili Arzu Yanardağ benimle birlikte. Harika görünüyorsun inci kolyelerinle falan. Böyle çok güzel çok büyük tabloları teşekkür anımsatıyor ederim. Bana. Evet, bugün sana özel giyindim, süslendim. Böyle taktım, takıştırdım, geldim şekerim. Her zaman Arzu bana takıştırır, şeker şeker, güzel güzel gelir. Çünkü biz birbirimizle yaklaşık 2000 yılından beri çalışıyoruz ve hiç kopmadık. Hakikaten herhalde hiç kopmadan çalıştığın da tek kişi benim. Neden ayol? Ne bileyim, var mı? 20 yıldır sürekli çalıştığım bir fiil. Sakın var deme, direkt bunalıma girelim. Bir dakika. Hayır, sen teksin Armula. Evet, evet, hiç aralıksız evet. Çalışıyoruz seninle. Evet. Çok da güzel projeler yaptık. Şimdi yepyeni projemiz var Arzu'yla yine. Kadın hikayeleri. Evet, Yüksek evet. Ökçeler ses oyuncuları grubumuzla. Hatta Yüksek Ökçeleri artık birçok şeyde de Arzu'ya deyip hemen ilk fikirleri de senden alıyorum. Çünkü birbirimizi artık o kadar iyi tanıyoruz ki. Ya sana niye huysuz diyorlar? Ben hiç huysuzluğunu görmedim. Aa, gerçekten bak geçen gün yine acayip acayip şeyler geldi kulağıma. Armula, şöyle enteresan bir durum var benim olayımda. Beni tanımayan insanlar, benimle karşılaşmamış, benimle tanışmamış, benimle çalışmamış insanlar benim hakkımda çok kötü konuşuyor. Evet, çok huysuz çok diyorlar mesela. Çok kötü konuşuyor ama bunlar benimle çalışmamış insanlar. Çalışan insanlar zaten şaşırıyor yani, hani biz böyle duymuştuk nedir diye. Yani bir kötü konuşan insanlar var ama onlara bakıyorum. Yani benim kulağıma geliyor çünkü bunlar nasıl senin kulağına geliyorsa benim geliyor. Kulağıma da geliyor. Ve benimle hiç çalışmamış, benimle tanışmamış. Benimle aynı ortamda bulunmamış insanlar konuşuyor. Belki böyle duruşun falan hani çok kendine özgü, çok ben dimdik ayaktayım havan falan diye mi? Hakikaten bakın ben 2000 yılından beri çalışıyorum. Gerçekten ne bir iş aksatmanı gördüm. Ne bir hani provaya gelmez, ne bileyim turneye gelmez. Asla böyle bir şey olmadı. Ne bir huysuzluğunu görmedim. Ki o zaman düşün ne kadar gençtim bir de yani. Çok hani çok o şimdi dönemde. De popülersin ama o zaman... Tamamen yani hani popülerlikle alakası yok. Şimdi bu aslında biraz işine saygı meselesi yani. Hani işine saygı duymakla alakalı. Şimdi benim artık 25 yıl oldu tiyatro yapıyorum. Şimdi baktığında zaten şöyle bir denklem var. Yani ben disiplinsiz bir insan olsam zaten bırak bu işi tiyatro yapmama imkan yok. Yani çünkü tiyatro hani 8'de oyun varsa işte 2 saat önce minimum gelirsin, orada olmak zorundasın. Ve o sahneye çıkmak zorundasın. Yani hani hiçbir yani ben... Çok sevdiğim anneannemi kaybettim mesela. Oyuna çıkmadan 10 dakika önce haber aldım. Tabii ki çıktım oraya. Ya ben yani kimle konuşsam aynı şeyi söylüyorum. Yani ben inanın diyorum ben hiçbir şey görmedim. Bana bir güne kadar aksatması olmadı. Nasıl huysuz olabilir ki? Ki ben de hani sevmediğime çok kötüyüm. Hani o da benim hakkımda benim konuşanlar, hani bana huysuz diyenler bence kendilerine bir bakmalı dönüp. Hani ona huysuzluk yaptıysam, huysuzluk da yapmam da gerçekten hani... Negatifsindir ona karşı. Yani negatifimdir. Hani hoşlanmadığım insanın yüzüne bile bakmak istemem. Yani oradan bir şey almışımdır ama ben bir negatif almışımdır. Çünkü ben genelde karşımdan ne alıyorsam onu veriyorum yani. Tabii hani mi? O enerji. Şimdi hani benim bunca yıldır seni sevmemin sebebi, hani senin kaşını gözünü sevmiyorum yani. Ben senin enerjini seviyorum, senin içtenliğini seviyorum, senin anaçlığını seviyorum, senin samimiyetini seviyorum. Şimdi sen bana böyle geldiğinde ben sana nasıl kötü gelebilirim ki? Ama yani insanlar ağzı olan evet, hani yani konuşuyor. Sevdiğimi çok seviyorum, sevmediğimi de hiç muhatap olmuyorum aslında. De o da biraz. Ben böyle masadan kaldırmışlığım vardır. Yani ya ben senden hoşlanmıyorum, aynı yerde oturmak istemiyorum. Hani seninle oturmak isteyen varsa buyursun peşinden gelsin diye. Aynı hisler bende de vardır. Ne çok maceralarımız oldu bizim. Ya sorma. Oyunlarımız. Yani o turnelerde evet. Özellikle. Ya bir arkadaşımız vardı turnede hatırlarsın. Arkadaşımız müthiş güzellik hastasıydı. Yani bir yeri kırışacak diye aklını kaçırabilirdi. Gece yatarız otobüsteyiz. Yani artık böyle şey bir tane şeyimiz vardı. İşte yataklı mini otobüsümüz vardı. Bu yatardı. Herkes gayet rahat yastıkları kapatır. O böyle tutar. Hiç kıpırdamadan sabaha kadar ama böyle ne kafasını dönebilir ne bir şey. Bu eller burada burayı çeken ne yapıyorsun? Kırışmasın diye yüzümü çekiştiriyorum diye. Ona da selam, o kendisini biliyor. O kendini ama biliyor. Ama çok eğlenceli günler geçirdik. Çok iyi bir insandı, biraz şaşkınlıkları vardı. Yani biz tabii ona... ama hani hangimizin yok? Ama bizim o kadar yoktu hani.
Çok bazen tabii biz de o zamanlar iyice tabii fırlama olduğumuz için sürekli böyle takılırdık ederdik onu ama çok güzel da severdik. Güzel bir işti yani gerçekten o işin içinde olduğum için halen de gurur duyarım yani. Evet, hani çok güzel. Bahsi geçtiğinde kadın hep hikayelerimiz vardı yine bizim bayağı o zamanlar ses getiren. İzleyenler hala karşılaştığım zaman övgüler. Evet. Yağdırırlar. O çok özel bir işti çok yani. Çok özel bir oyundu. Şimdiki oyunumuzda aynı özellikte evet. olacak zaten. Ben inanıyorum çünkü enerjilerimiz ve niyetimiz güzel işe başlarken. Bu ara var mı senin projen? Sen bu arada yazdın değil mi? Bir tane de senin senaryon olmadı mı? Hayatım ben şöyle yazıyorum, rafa kaldırıyorum, unutuyorum. Öyle bir özelliğim var benim. Şimdi hayata geçirmek adına senaryomu ya da oyun da yazdım. Onun adına hiçbir adım atmıyorum. Bu konuda yardımcı olur musun tabii bana? Tabii ki elinden tutarım ben seni. Seni meşhur ederim. Lütfen. Tamam. Lütfen elinden tutarım. Yani o noktada takılıyorum ben. Yazıyorum, kaldırıyorum rafa. Her şeyin zamanı vardı. Biliyor musun? O zaman demek ki bir türlü gelmiyor. Zamanı geldiğinde o bir şekilde ortaya dökülecektir zaten. Her şey olması gerektiği anda mutlak surette oluyor yani. Arzu çok eğlencelidir. Bakmayın gerçekten. Ben bakmayın. Evet. Bakmayın böyle. İlk gören insan gerçekten şimdi seni ilk gördüğü zaman bir duruyor hani. Çok mesafe var. Halbuki tanıdığın anda inanılmaz bir sıcaklıktır. O yüzden de bizim 23 senemiz 23 oldu. Sene. 23 sene. Maşallah. Oldu. Hatta nice 23 yıllara. Bak şimdi de yeni bir şey yazacağım. Bir oyun. Bak başrolü bana yaz. Ben bu işi bitireyim kökten. Hemen hallederim. Tamam. Anlaştık. Hemen neymiş oyunun konusu anlat bakayım bana. Konusunu anlatamam. Ama peki. Sana özel olarak anlatırım sonra. Tamam bekliyorum tamam. Ben de size tüyo veririm hiç merak etmeyin tamam. Siz. Hiç tutamam ağzımda böyle haberlere değil. Selin ben aslında orayı hatırlıyor musun o noktayı? Daha ilk oyunculuğa adım attığımda ilk evet. seçmelerinde vardım. Evet. Sevgili Kaya Ererez'le o hangi diziydi? Unutabilsem. Unutabilsem Emrah'la oynadı. Hı-hı. Onun seçmelerinde. Evet. Yıl 97, iki kişi kalmıştınız. Bir tane de böyle uzun saçlı, başka bir hatırlayamıyorum kızı. Soner Arıcan'ın yeğeniydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hiç bilmiyorum ben. Evet, ikiniz arasında seçim yapmak şeyinde kaldık da o da çok kıymetliydi. Ama onun yolu bu yol değilmiş demek ki oyunculuk üzerine. Seni seçtikti büyük bir şeyle. Yani seni meşhur etmişim, bilmişim, ışığı görmüşüm sende. Hadi bakalım şimdi oyunlara. Evet, oyuna.